Ne oldu? Ne diyor? Vallahi haberler sende, bize hiçbir şey demedi çünkü. Siz da gücü falan diye büyük büyük konuşuyordunuz ama. Demek ki durum bu sefer çok ciddi Süheyla abla yani. Yoksa şimdiye kadar 10 kere anlatmıştı. Yok evet yani çok belli çünkü içinden gelmiyor. Ay artık nasıl üzdüyse kızı. Kim? Tolga mı? Ay yok canım, onun gözü gördüğüm var Allah aşkına yani. E Tolga değilse kim o zaman? Ay yoksa o aşçıyla mı arasında bir şey var? Ay. Yok canım Süheyla abla, olur mu ya? Sen de hiç şey yapıyorsun. Çok komik bir kadınsın, çok komiksin. Aa yok, yok zaten. Olmasın. Onun annesi falan hiç bize göre insanlar değiller yani. Bizim aileye hiç uymuyorlar. Zaten öyle bir şey yok Süheyla abla. Ama şimdi sen sakın birine bak böyle şeyler söyleme. Zaten hey heyleri üzerinde, bir de iyice... Hiçbir şey söylemiyorum. Kızım. Canım, kahven soğudu. Ben sana hemen yeni bir kahve yapayım. Yok anneciğim, hiç zahmet etme. Ben dışarı çıkacağım şimdi. Aa, ay biz anlatmadan nereye? Simay. Simoş, o zaman şöyle yapalım. Sen demiştin ki ay ben Süheyla ablayı çok özledim. Onun da muhabbetini çok seviyorum demiştin. Sen şimdi burada kal, Süheyla ablayla muhabbet et. Ben de beni de Pelin götürüversin, tamam? Yok ya. Şoförün mü var senin? Hayır yok. Olmasını çok istiyorum ama konumuza bir ilgisi yok. Bak bir şey diyeceğim ya. Muayenehanelerimiz aynı yerde. Geçer gün atıyorum. Ya ben muayenehaneye öğleden sonra gideceğim. Şimdi bir kafa dinlemeye gidiyorum. Hadi. Ha bir şey anlatmayacaksın yani. Annelik işte. İnsan nasıl seziyor? İyi ki taşınmışım ben buraya. Aa sen Pelin'e mi taşındın Süheyla abla? Evet. E niye ki, nereden çıktı? E boşanıyoruz ya. Aa! Tabii. Yani ana kız bu zor günlerde birbirimize destek oluruz. Ay ne güzel düşünmüşsün. E bu da çok güzel konuymuş. E biz burada kalalım, anlatsana, niye atmıyorsun? Vallahi ben dinledim ama bir daha dinlerim çünkü gerçekten çok güzel bir konu. Ben şimdi baştan anlatıyorum size. Ne oldu? 18 yaşında evlendik biz. Annemlerin evini taksidi yatmamış. Aa, ay senin yüzüne ne oldu öyle? Kavga ettim, bırak sen şimdi onu. Annemlerin kredi taksidi yatmamış diyorum. Ay aşk olsun Tolga ya. Ya sen yüzünle para kazanıyorsun. Ne kavgası şimdi, nereden çıktı bu? Ya oldu işte bir kere, ne yapalım yani şimdi? Annem aradı şimdi kadın, ağlamakta, ne yapacağız? Çünkü para yok Tolgacığım, bitti. O yüzden de taksit ödenmedi. Yani yeni sözleşme imzaladık diyordun. Para gelecek, para yatacak diyordun, ne oldu? Şirketin sahibi Adanalı çıktı. Ve bil bakalım kimin arkadaşı? İnanmıyorum ya. Ya. Rıza amca mı engelledi şimdi yani? Ay yok, yok onun haberi bile yok. Hani senin şu kaçtığın meşhur düğün var ya Tolgacığım. Hı? Adam işte o düğüne davetliymiş. Ha senin olduğunu öğrenince de çıldırmış adam. Ben bu herifle asla çalışmam demiş. Sen de bir şeyler söyleseydin, barıştılar falan deseydin ya. Ay Tolga, Tolga söylemez olur muyum? Söyledim tabii de adam inanmıyormuş ki. Ne yapacağız şimdi ya? Benim evi satacağız. Başka çare yok. Ben de 40 yılın başında şöyle annemle babama iyi bir şey yaptım diyordum. Şimdi gidip banka evi alacak, kredi taksini ödeyemiyorum diyemem ki. Tolgacığım, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Öyle ha deyince ev satıldığı nerede görünmüş? Hem zaten bankada bizim keyfimizi bekleyecekti değil mi? Ne yapacağız o zaman? Sen de benim menajerimsin. Biraz fikir versen diyorum. Beynim durdu çünkü. Vallahi Seyhanlarla konuşacaksın. Onlar arayacaklar adamı. Yani Tolga, kısa vadede başka türlü para bulmamızın imkanı yok. Yok. Süheyla teyze benimle yeni bir işe hayatta kalkışmaz. Rıza amca desen çeker vurur bu adam beni ya. Zaten benim gururum el vermez böyle bir şey söyleme. Ya aslında zaten benim aklımda Pelin vardı. Pelin mi? Yok ya, onunla da aramız zaten limoni. Yani böyle bir şey için onunla olmaz. Tolgacığım, tatlım sen bunu kendin için istemeyeceksin ki. Annenler için isteyeceksin. Hem zaten Pelin sever seninkileri. Evet der. Of, of. Bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum ha. Yanlış insanlar üzerine yanlış hayaller kurma. Sonra sen de benim gibi üzülürsün. Hepsi intikamının bir parçası mıydı acaba? Önce beni aşık edecek. Dengesiz işte. Ya başka bir açıklaması olamaz. O Tolga denilen gevşeye hastalıklı bir şekilde bağlı. Ceyda'yı da sevdiğinden değil. Ya sırf benden intikam almak için onu da kullandı. Bu kadar kötü olabilir mi?
İnsanın kalbini en ince yerinden titreten o şiirleri yazan adam bu kadar kötü olabilir mi? Madem o adama aşık, ben hala niye ona şiirler yazıyorum ki? Bilinmez sokaklara sürgün etme bakışlarını. Bırak dalıp dalıp gideyim. Gözlerinin derinliğinde buluyorum kendimi. Yalnız bakışlara hapsetme beni. Güne bakanın küstüğü görülmüş şey mi güneşe? Sevgilim, kaçırma gözlerini. Durduk yere yazmıyorum ki bu şiirleri. Çünkü bana çok güzel bakıyor. Sadece onu affedeyim diye olamaz değil mi? Bu kadar mı iyi oyuncu yani bu kız? Çıksın gitsin hayatımdan be, yeter. Ne Sinan, ne Tolga. Kimseyi istemiyorum. Ne Pelin, ne Ceyda. Bir süre kadın falan istemiyorum çevremde. Bir adana bir hayran. Sen beni mi takip ediyorsun? Ben mi seni takip ediyorum? Sana mesaj atacağım, asla diyeceksin. Ne oldu diye arayacağım, meşgule vereceksin. Ve ben seni takip edeceğim, öyle mi? Rüyanda görürsün. Ay almayayım canım. Çünkü seni rüyamda bile görmek istemiyorum. Ne oldu? Yalnızsın, nerede Maviş? Ne Maviş be, ne diyorsun? Ceyda'yı diyorum, Ceyda'yı. Ha, intikamını aldın, işin bitti. Tabii, niye yanında gezdiresin ki? Bak Pelin, dün geceden beri zaten derdim başımdan aşkın. Bir de seninle uğraşamam. Hayırdır? Ne derdiymiş o? Ay, ten uyuşmazlığı mı oldu yoksa? Kuyo mu? Ne saçmalıyorsun sen be? Asıl sen Maviş'ini gördüğün zaman sapıtıyorsun. Dengen değişiyor resmen, dengen. O ne güzel ya. Hem suçlu hem güçlü olmak böyle bir şey demek ki. Sen asıl dengesizin kim olduğunu merak ediyorsan git bir aynaya bak bence. Ceyda ile onca şey yaşıyorsun ama birlikte olduğunu kabul etmiyorsun. Aa, sana ne be? Sana mı kaldı derdi? Evet, bana kaldı. Sen çok dürüstsün ya, sözünün erisin ya. Niye saklıyorsun madem? Birlikteyim be. Var mı diyeceğim bir şey? Birlikteyim. Mutlu musun şimdi? Bu muydu duymak istediğin? Evet, buydu. Düğün davetinizi yollarsınız artık bana. Hatta bence şahit yapın. Çünkü benim bu ilişkide emeğim büyük. Abi gitmiş. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.